Reel'in Amerika bürosu haber verir. Amerika Harici İşler Naziri Antony Blinken ve mevkidaşı Rusya Harici İşler Naziri Sergey Lavrov telefon görüşmesi yaptı. Bakanlar telefon görüşmesinde önümüzdeki hafta İzlanda'da yapacakları yüz yüze görüşme öncesinde gündeme ilişkin konuları görüştüler, değerlendirdiler. İşte iki ülkenin Harici İşler Nazirliği tarafından da açıklama yapıldı görüşmeye dair. Açıklamada Blinken ve Lavrov'un 20 Mayıs'ta İzlanda'da Arktik Konseyi toplantısı sırasında yüz yüze bir görüşme yapacakları paylaşıldı. Yani aslında şöyle de dendi diyebiliriz. Washington'ın Rusya-Amerika zirvesini organize etme önerisi dahil önümüzdeki dönem için Rusya-Amerika temaslarının programı değerlendirildi. Ayrıca Sergey Lavrov ve Antony Blinken bu toplantı sırasında ikili ilişkilerin temel konularıyla uluslararası gündemin ele alınacağı ayrı bir görüşme de gerçekleştirme kararına vardı denildi yapılan açıklamada. Telefon görüşmesine ilişkin Amerika Harici İşler Nazirliği'nin bir açıklaması da oldu. Blinken'ın Rusya'da tutuklu bulunan Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılması konusunda talebi ilettiği de belirtildi. Bununla birlikte görüşmede Kore Yarımadası'ndaki nükleer silah meselesi, İran nükleer anlaşması ve stratejik istikrar alanı ile ilgili konularında ele alındı, paylaşılan bilgiler arasındaydı diyebiliriz. Bildiğiniz gibi Başkan Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'e bir zirve teklifi olmuştu. İşte Harici İşler Nazirlerinin görüşmesinde Amerika Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e zirve teklifinin organizasyonu da konuşuldu, paylaşılan bilgiler arasındaydı. Hemen dün aktardığımız bir haberle dair bir gelişmeyle devam edelim. Bildiğiniz gibi Amerika'da siber saldırının hedefi olan ve çalışamaz hale gelen Colonial Boru Hattı şirketi 6 günün sonunda bugün yeniden ülkenin doğu kıyısında milyonlarca litre hacminde yakıt sevkiyatına başladı. Dün de paylaşmıştık haberin detaylarını. Şirkete yönelik siber saldırı sonucu Amerika'nın doğu ve güneydoğusunda birçok eyalete akaryakıt sıkıntısı yaşanmıştı. Hatta Virginia ile Florida eyaleti acil durum ilan etmişti. İşte bazı Amerika Hava Yolları ise olası bir yakıt eksikliğine karşı önlemler almışlardı. Tabii şirket henüz tüm faaliyetlerine yeniden başlayabilmiş durumda değil ama sürücüleri mağdur etmemek için yakıt sevkiyatına başlandı bugün. Yine de yetkililer saldırı sonrası sorunların giderilme sürecinde bazı aksaklıklar yaşanabileceği yönünde de uyarıda bulundu. Amerika'daki son gelişmeleri aktardık. Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.